çekti koma gene. Olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bobo söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene. Sevgili izleyenler, TV53 YouTube ve Facebook kanallarımızdan canlı olarak yayınlanan bir başka konuda bir kez daha karşınızdayız. Bugün de bir başka konuğumuzu ağırlayacağız. Ama öncelikle yine hatırlatıyoruz, TV53 YouTube ve Facebook sayfalarımızı takip edin. Edin ki bu yayınları hem canlı olarak izleyebilin hem de yayınlarımız bittikten sonra günün her saatinde ne zaman isterseniz kayıtlarımızı da tekrar izleyebilirsiniz. TV53.net yazarak Facebook ve YouTube sayfalarımız dışında Instagram ve Twitter adreslerimizi de takip edebilir ve yayın akışlarımız hakkında bilgiler alabilirsiniz. Evet, bugün de stüdyomuzda bir konuğumuz var. Hemen konuğumuza hoş geldin diyelim. Askon Rize İl Başkanı ve aynı zamanda Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Recep Ali Karakoyun şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Karakoyun. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? İyi, şükür olsun. Uğraşıyoruz, koşturmaya devam, çalışmaya devam. Bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah sizinle en son Ramazan ayı içerisinde evde gündem programlarında pandemi sürecini değerlendirmiştik. Evet. O zamanlar görüntülü olarak yayınımızı gerçekleştirmiştik ama artık stüdyomuzdasınız. Henüz pandemi salgınından kurtulmuş değiliz. Hala devam ediyor. Hatta Rize'de son zamanlarda vakalarda ciddi de artışlar yaşanıyor. 300'ü geçtiğine dair de haberler aldık. Evet. İl Pandemi Kurulu da özellikle yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı da uyarılarda bulunuyor. Dilerseniz programın başında en son görüştüğümüzden bugüne kadar bu geçen pandemi sürecinde ASKON olarak neler yaptınız? Onları bir dinleyeyim sizden. Yakın dönemde bu ay içerisinde mesela ASKON Genç Şubenizi kurdunuz. Bu konularda bize bilgi verirseniz sevinirim. Evet, tabii ki zor bir dönem atlattı ülke. Biz de tabii ki iş adamları olarak bu durumdan çok etkilendik. Çünkü birçok üyemizin iş yerleri kapandı, esnaflarımızın iş yerleri kapandı ve bunun sonucunda tabii ki devletten yine Allah razı olsun kısa çalışma ödeneği diye bir program başlattı. Bu programla birlikte işçiler iş değilse çalışmadığı dönemde devlet destekli paralarını alabildiler. Tabii ki iş adamlarına da belirli krediler sağlandı. Tabii ki krediler yeterli olmasa da hiç değilse o zor süreçte bir can suyu olarak iş adamlarına sunuldu. Biz tabii ki ASKON olarak o gündem oluştuğunda, Covid-19 çıktığında tabii ki devletimiz herkese evde kalmayı, evde kalmanın iyi olduğunu söyledi. Ama bu tabii ki bizim gibi STK'ların yapmaması gereken bir şey. Yani biz evde kalamayız. Yani biz evde kalırsak bu ülke dönmez. Biz evde kalırsak, biz evde oturursak bıçak dönmez. Biz onu düstur edindik ve ASKON ailesinin, Rize şubesinin, bu gerçi bütün Türkiye'deki ASKON şubeleri için de aynıydı. Evde kalma lüksümüz yok deyip biz dışarıya çıkıp çalışmak zorundaydık. Çünkü üyelerimiz sıkıntıda, işçilerimiz işsiz kalmış. Bazı işçiler var, düşünün evlerine günlük para getiren kişiler bunlar. Bunlar evlerine ekmek getiremiyorlar. Bunlar için de bir şeyler yapmak lazım. Biz ASKON olarak çalışmalarımızı başlattık o zaman. Hemen hemen 1000 aileye biz o süreçte yardım ulaştırdık. Yardım kolileri yaptık ve bunu 1000 aileye ulaştırdık. Evet. Onun da nakit yardımlarımız oldu. Çok düşkün aileler vardı. Onlara nakit yardımı yaptık. Onun için epey çaba sarf ettik. Tabii ki gıda konusunda bazı sıkıntılar oldu.
Bunda tabii Rize esnafının bir suçu yok. Çünkü düşünün, bugün adam un alıyor, makarna alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Bunu bir fabrikadan alıyor. Fabrika bunu 1 liraya satarken buna %50, %60, %100, bazı şeylerde %200 zam yaptı. Biz tabii Askon ailesinde, Rize Askon ailesinde gıdacılar var. Biz bu gıdacılarla beraber, yani bu kara borsacılığı yapan üreticiler, bunlar için bazı bizim Askon şubeleri de üretim yapan un, makarna, bu tip kişilerle diyaloğa geçerek Covid'den önceki dönemdeki fiyatlarla Rize'ye mal getirdik. Bunu satışa da sunduk. Hatta reklamını da yaptık. Evet. Orada bir yanlış anlaşılma da oldu. Sanki biz şunu demiştik. Bir kara borsacılık var. Bu inkar edilemez. Fakat bunun sebebi Rize esnafı değil. Bunun sebebi Rize esnafına mal satan dışarıdaki üreticiler. Biz o üreticilerle aslında mücadele ettik ve bizim bir gıda firmamıza bu malları getirttik. Askon, diğer Askon şubeleriyle iletişime geçerek ve biz ucuz fiyatta, Covid'den önceki dönemdeki fiyatlarla mal sattırdık. Bu da bizim için iyi bir çalışmaydı. Aynı zamanda biliyorsunuz, şimdi artık öyle bir zorluk yok. Maske bulunamıyordu. Evet. Yoktu maske. Yani maskelerin fiyatları, yani bugün 1 liraya satılan maskeyi 10 liraya 15 liraya satıyorlardı. Biz tabii ki bunu bizim Askon Genel Merkezi yaptı. Ülke genelinde 1 milyon maske kampanyası başlattı. Biz de Rize Şubesi olarak tamamen gelirini kendi şubemiz karşılayarak 10 bin maske Rize'ye getirdik. Biz bu 10 bin maskenin bir bölümünü jandarmaya, alay komutanımızla görüşerek onun kendisine teslim ettik. Bir bölümünü emniyete, noktalara, Rize'nin giriş çıkıştaki noktalarına bir bölümünü verdik. Rize'deki bankalara, resmi bankalar bu süreçte çok hizmet yaptılar insanlara. Resmi bankalara maske verdik, İşkur'a verdik, gazetecilere de verdik. Onlar da bulamıyorlardı. Şimdi bunu söylediğimizde belki ya maske nedir ki düşünüyoruz ama 3 ay önce bu gerçekten çok ihtiyaçtı, bulamıyordu insanlar. Biz bu 10 bin maskeyi Rize'de dağıttık. Sonradan bir 5 bin daha getirdik yine Rize'de bir 5 bin. Yani toplamda bir 15 bin maske dağıttık. Aynı zamanda biliyorsunuz bu konuda hem sağlıkçılarımız, hem jandarma personelimiz, emniyet personelimiz sıkıntı yaşıyordu. Giriş çıkış polis noktalarında problemli. Yani en yoğun mesai onlar yapıyorlar. Aynen. Ramazan ayıydı. Ramazan ayında biz ne yapabiliriz onlar için diye düşündük şube olarak. Ve bunu da yine genel merkezimiz başlattı bu olayı. Biz onlar için sahurluk yiyecekler hazırlattık. Ve arkadaşlarımız sağ olsun İkizdere'den İyidere'ye, Fındıklı'ya kadar bütün noktalara, jandarmanın, polisin, sağlıkçıların durduğu noktalara sahurluk yemekler dağıttık. Bunu da Askon olarak yaptık. Yani az boş durmadık. İş adamlarımıza kredi konusunda sıkıntılar vardı. Bazı iş adamlarımız vardı, krediye ulaşamıyorlardı. Bunun için resmi bankalarla, devlet bankalarıyla görüştük. Özellikle Halk Bankası. Halk Bankası'nın müdürü Ercan Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu, sağ olsun kendileri. Vakıfbank müdürleri yine aynı. Biz o süreçte de bankalardan iyi iletişime girerek Askon üyelerine, yani çünkü bizim üyelerimiz bize aidat ediyorlar, krediye ulaşmalar için yardımcı olduk. Bunu genel başkanımızdan da istedik, sağ olsun o da banka genel müdürleriyle görüşerek bize yardımcı oldu bu konuda. Yani boş durmadık. Askon iş adamlarından aldığı aidatların, bizim aidatlarımız da yüksek miktarda, aldığı aidatların hakkını verdi diye düşünüyoruz biz. Ki üyelerimiz de bize bunu söylüyorlar. Bizim şu an 50'ye yakın üyemiz var. 178 şirketiz Askon olarak. Rize'de. Hemen hemen bizim 2 milyar TL'ye yakın bir cirosu var bu şirketlerin. 2000'e yakın adam çalıştırıyor bize bağlı olan şirketler. Tabii bu Türkiye genelinde daha yüksek miktarda. Askon biliyorsunuz
bakanlık kararıyla kurulmuş, kamu yararı üzerine kurulmuş bir dernek. Biz tabii ki elimizden geleni yaptık. Kamuya da yarar sağladığımızı da düşünüyoruz. Yani öyle. Bizim için Covid süreci yatarak geçmedi aslında. Sıkı sıkı çalıştık. Evet. Özellikle zaten aynen, topluma faydalı olabilecek bahsettiğiniz aynen, üzere işler yaptınız. Üyelerin krediye ulaşması noktasında çalışmalar yaptık dedik de dediniz. Yani bazı firmaların tabii hani çekleri yazılmış. Evet. İşte kurallar gereği kredi alamayacak firmalara mı yardımcı oldunuz? Onun yok, hayır. Şöyle, kurallar gereği bile kredi alabilip de krediye ulaşamayan firmalar oldu. Evet. Bunu saklayamayız. Biz bu kişilere yardımcı olduk. Bir de yani düşünün, kredi gecikmeleri var bir kişinin. Hı. Ama bu kişi sağlam. Sadece Covid'den etkilenmiş. Bunu anlattık banka bölge müdürlerine. Şunu söyledik, bu kişi sağlam biri. Yani bu adamın ayakta durması gerekiyor. Bu adamın çalıştırdığı bir sürü işçi var. Bu kişi eğer yardım olduğunda, yani bir itileme olduğunda yürüyebilecek bir kişi. Biz bunu bölge müdürlerine, banka müdürlerimize anlattık, inandırdık. O kişilere de yardımcı olduk. Yani asıl nokta da buydu zaten. Evet. Genç Ascon, genelde tabii iş adamları derneklerinin evet, genç bölümü de kuruluyor, örnekleri var. Ascon olarak da artık Rize'de genç Ascon şubesini kurdunuz. Sanırım tamamlandı, artık başkanı da var evet, orada. Evet. O şubenizden biraz bilgi verirseniz. Şimdi Ascon'un tabii tüm Türkiye'deki şubelerinin genç Ascon'ları var. Biz de tabii ki genç Ascon için, biz zaten şubeyi, yani ana şubeyi Eylül ayında kurduk, 9. ayda. İyi de çalıştık. Güzel de bir gündem yakaladık. Çalışmalarımızda bunu gösterdik. Tabii ki sıra genç Ascon'a gelmişti. Genç Ascon'u kurmamız lazımdı. Biz bu konuda da çalışma yaptık. İki tane arkadaşımız bu konuda çok hevesliydi. Birisi Rıdvan Şeker diye inşaat mühendisi bir arkadaşımız var. Bir de Hüsamettin Korkmaz diye çok değerli, kıymetli, genç girişimci bir arkadaşımız var. Biz tabii birisi bunların abi, biri kardeş. O şekilde bunları yola koyduk. Rıdvan arkadaşımız Ascon'un, Genç Ascon Rize Şube Başkanı, Hüsamettin kardeşimizi de Teşkilat Başkanı olarak atadık. Şimdi tabii güzel bir liste hazırladılar. Geçen listelerini gördüm. Listelerinde gerçekten pırıl pırıl arkadaşlar var. Genç, Rize'de iş yapan, girişimcilik yapan, tahsilli, çok kıymetli arkadaşlar var. Hani bazen diyoruz ya, gençlerden bir şey çıkmaz diyen kişiler var. Ama o listeyi gören kişiler şunu diyecekler, yani bu gençler Rize'ye bir şey yapabilirler. Gençlerin de zaten önünün açılması lazım. Biz Ascon'u kurarken ana kademedeki kişiler, biz burada iki dönem görev yapacağız dedik. Üçüncü dönem hiç kimse olmayacak burada. Tabii genç Ascon'undan... Bu tüzükte var mı, yoksa sadece sizin kararınız? Normalde bizim Ascon tüzüğünde var. Ama biz kendimiz bir şey daha ekledik buna. Biz 6 ayda bir istişare yapıyoruz arkadaşlarla. Eğer başkan üyelere ve yönetimdeki arkadaşlara istediğini verememişse oylama yapıp başkana görevi bıraktırma gibi bir kendimize tüzük oluşturduk. Ki 6 aydan sonra arkadaşlar şunu dediler, ya başkan sen yaptın, bir 6 ay daha devam et, biz şimdi bir 6 ay daha gidiyoruz. Evet. Yani eğer yapmazsak, bir şey yapmazsak, bu insanlar için uğraşmazsak, onlardan aldığımız paranın da yani helal olmadığını, o parayı sağa sola çarçur etmenin mantıksız olduğunu, bunun da hesabının verilemediğini düşünerek uğraşıp çalışıyoruz o konuda. Evet. Sayın Karakoyun, pandemi sürecinde sizle yine konuşurken mesela çay konusunda evet, özellikle programımızın çoğunu gerçekleştirmiştik. Çünkü çay başlangıç süreciydi. Evet. O dönemde sizi yaş çaya verilecek fiyatla ilgili yorumlar yorum yapmıştınız ve tepki de çekmiştiniz, yani evet, taban fiyat ama haklı olduğumuz, haklı olduğumuz ortaya çıktı ama. Hem haklı olduğunuz, bir de şöyle tabii o sıra, bizim dediğimiz gibi olsaydı şu an müstahsilin hiçbir kaybı olmayacaktı. Kuru çaya zam yapılmazsa özel sektör firmalarının da
taban fiyatın altında çay alacağını söylemiştiniz. Evet. Ve bu öngörünüzde çıkmış oldu. Aynen. Bugün bu noktadayız. Neler söylersiniz? Ya tabii ki biz çay konusunda çok konuştuk. Ama tabii ki şu an şu dönemde şunu anlamış değilim. Yani o zamanlar gerçekten biz konuştuk, başkaları konuştu, müstahsil temsilciler konuştu, herkes konuştu. Şu an çay 2600'e alınıyor. Bilmiyorum evet, haberiniz var mı? 2500'e düşecek, 2400'e de düşebilir. Üçüncü ayda daha da düşecek. Şimdi anlamamış olduğum nokta şu, sanki çay 4000 liradan alınıyormuş gibi, 4 TL'den alınıyormuş gibi bir durum var. Kimse konuşmuyor, kimsenin sesi çıkmıyor ama müstahsil çayını ucuza hala veriyor. Biz tabii ki o süreçte sizle yaptığımız programda biz şunu söyledik. Dedik ki kuru çayla yaş çay aynı anda zam yapılması lazım. Evet. Yoksa müstahsil kaybeder. Biz bir de ne demiştik? Demiştik ki zor bir süreçten geçeceğiz. Bu zor süreçte destekleme priminin artırılması lazım. 13 kuruşluk komik bir destekleme primi. Çayın stratejik bir ürünün kabul edildiği çayda komik bir rakam. Bugün sütte 60 kuruş bu. Yani çayda 13 kuruşluk ve stratejik bir ürün diyeceksiniz. 13 kuruş şey vereceksiniz. Destekleme vereceksiniz. Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç konuğumuzdu. Destekleme olarak da zaten 5 yıldır artmıyor bizim fiyat da. Destekleme olarak da şu an en düşük destekleme alan ürünlerden bir tanesi haline geldi. İşte keşke Nevzat Bey biz bu konuşurken deseydi ki, o da çıksaydı deseydi doğru diyorsunuz. Bunu artırmamız lazım. Hep beraber birleşseydik, sesimizi yükseltseydik de belki hükümet sesimizi duyar bunu yapardı. Ama o dönemde insanlar buna kulaklarını kapattılar. Farklı beklentilerin içerisine giriyor insanlar. Tabii ki şu an daha da kötü. İkinci aydan daha da kötü. Yine bir şey yok, bir yaptırım yok. Şimdi hükümetin temsilcileri, tabii ki bunlar kim? Bizim Rize'deki siyasetçilerimiz. Siyasetçiler derken yani muhalefeti katmamak lazım buna. Yani AK Parti'nin temsilcileri, 3 milletvekilimiz, il başkanımız ve diğer üyeler. Bu arkadaşların üzerinde bütün sorumluluk. Çünkü evet, onlar diyecekler, biz yapacağız. İlk Mayıs ayında şöyle bir şey olmuştu hatta. Evet, düşükten fiyat alınırken artık yoğun tepkiler geldiğinde sonra 3 milletvekili temsilcilerle konuşmuş, fiyat artırılacak dendi. Sonra evet normale döndü ama kampanyanın son bir hafta 10 günlük bir kısmında bu işlem gerçekleşti diyelim. Ama şu an ikinci sürgün başlayalı 20 gün yaklaşık oldu. Bu fiyatlar var ama milletvekillerimizden ses yok. En azından kampanya, Mayıs ayı kampanyasının sonunda attıkları o adımı şu an kampanya başında atmadılar gibi görünüyor. Ya orada bir adım yok aslında. Yani şöyle, o toplantıda milletvekillerinin siz yukarı fiyattan çay alın deyip de özel sektör temsilcilerine tamam biz yukarıdan çay alalım diye bir durum yok orada. Bunu özel sektör temsilcileri kabul etmez zaten. Etmediler de zaten. Oradaki konu şu, çay bitince, çay azalınca otomatikman fiyat yükselir. Bu böyle bir şey. Şimdi orada şöyle bir olay var. Yani bazı STK temsilcileri çıkıp şöyle diyorlar. Çay başlamadan önce özel sektör temsilcileri söz verdi. Taban fiyatının altına mal alınmayacak. O toplantıda ben de vardım. Öyle bir söz yok. Kimse öyle bir söz vermedi. Orada sadece söylenen şu, bunu da Borsa Başkanı söyledi. Eğer kuru çaya zam yapılırsa, bunu başkan aynen böyle söyledi. Kuru çaya zam yapılırsa, ekonomik tedbirler alınırsa çok verimli bir sezon geçiririz dedi. Ya, kuru çaya zam yapılmadı, hiçbir ekonomik tedbir alınmadı. Nasıl aynı fiyata çay alacaklar? Biz bunu ASKON olarak bölgemizin milletvekiliyle konuştuk. Milletvekiliyle konuşurken biz ona şunları söyledik, yani Muhammed Bey'le. Dedik ki, aslında biz bir ekonomik talepler diye bir form oluşturduk daha doğrusu. Bir taslak getirdik meydana. Bu taslağı da Çay Sanayiciler Derneği Başkanı Hasan Uzun Bey imza attı. ASKON olarak biz imza attık. Çay borsası olarak da Mehmet Erdoğan Bey imza attı. Ne yazıyordu bunda? Şu yazıyordu. Kuru çaya, yaş çayla birlikte aynı anda zam gelmesi lazım. Bu birinci madde.
İkinci madde destekleme priminin artırılması lazım. Yaş çay taban fiyatının ya aynı kalması lazım ya destekleme priminin bir bölümünün yaş çay taban fiyatına konması lazım ama destekleme priminin artırılması lazım ki bu sürecin olacağını bildiğimiz için müstahsil buradan zarar görmesin dedik ama bunu da yanlış anladı insanlar. Ve şunu dedik, fabrikalara acilen kredi yardımı yapılması lazım. Çünkü bugün en küçük fabrika bile bir gün çalıştığında müstahsiline 150 bin TL para ödüyor. Bu parayı düşünün, 30 gün boyunca en küçük fabrikanın verdiği para 5 milyon. Bu parayı bulması zor küçük firmalar için. Biz burada da bir kredi talebi oluşturduk. Bunu da söyledik. Vekilimize bunları anlattık ve bunun, bu dediğimiz maddeleri biz Rize Ticaret Sanayi Odası yönetiminin de imza atmasını istedik ama yönetim kurulu başkanı ben imza atmam dedi. Biz de ona şöyle söyledik. Siz de meclis üyesisiniz peki. Niye şimdi, böyle bir yaklaşım sergiledi? Şöyle, ticaret odasında iki kurum var. Bir ticaret sanayi odası meclisi var. Bir de ticaret sanayi odası yönetim kurulu var. Meclis tüccarın onlarıyla seçiliyor. Meclis kendi arasında seçim yapıp kendine bir başkan yönetim kurulu seçiyor. Tabii ki orada ağırlık şu anki başkan da olduğu için onu başkan seçtiler, bir de yönetim kurulu seçtiler. Yani meclisle Ticaret Sanayi Odası yönetimi farklı iki yapı var orada. İki başkan var. Biz orada kendisine şunu söyledik. Tamam, buna imza atmayabilirsin. Belki sana mantıklı gelmeyebilir. Fakat neresi mantıklı geldi, onu da mantıksız geldi, onu da anlamış değiliz. Ama senin bir planın var mı? Yani bu çay sektörünü düzeltmek için senin bir planın var mı? Bize onu söyle, onu yapalım. Biz burada bir çözüm arayışı içindeyiz. Çünkü sıkıntıyı görüyoruz, geliyor sıkıntı. Müstahsil çayını ucuz verecek. Özel sektör yaptığı çayı bedava satacak, zararına satacak. Biz bunu görüyoruz, sana da diyoruz ki sen eğer varsa bir planın onu söyle, onu yapalım. Ya bugün Ulusal Çay Konseyi'nde bile yönetimdesin. Varsa plan, yok. Yani Rize'de şöyle bir şey var. Senin çözümün var mı? Var. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu sadece bu kurumda değil yani. Hemen hemen herkese sirayet etmiş bu. Seninkini kabul etmiyorum. Sen söyle, ben seninkini kabul ediyorum. Yok, ben çözümüm olmasın. Böyle kalsın bu iş. Niye? Her zaman söylediğimiz konu bu. Şimdi çayda, yani çay sanayisinin üzerinde yok. Bu da çay müstahsilinin üzerinde acayip bir siyaset var bu konuda. Siyaseti bu çaydan çıkartamıyoruz. Bugün Çaykur'un zarar etme nedeni de siyasettir. Müstahsilin böyle perişan olma nedeni de siyaset. Her şey siyasetle oluyor. Niye? Çünkü ya bir kanun olsa, müstahsil şunu bilse. Ben seneye çayımı, bu sene 3.27 miydi? Seneye enflasyonun %5 farkıyla bir zam gelecek. Gidip siyasetçiye yalvarır mı bana şu kadar zam yapın? Yalvarmaz. Evet. Siyasetçi de buradan ne yapacak? Bir oy devşirme olayı olmayacak. Ya da mağdur oldu. Bunu şimdi muhalefet de istemiyor açıkçası. Ya da mağdur oldu bu adam. Gidip birine yalvaracak bu adam. Diyecek ki ya bak, bizi mağdur ediyorlar, kurtarın bizi. Muhalefet de oradan oy devşirecek. Yani Çaykur siyasetle yönetildiği için zarar edecek. Bu olmaması lazım. Çaykur bir ekonomik bir kuruluş yani. Tüccar Çaykur'da. Aynı bizim gibi o da bir tüccar. Yani siz tüccar olan bir yeri belirli siyasetle yönetirseniz sonunda zarar etmeniz kaçınılmaz olur zaten. Ama bu da Rize minvalinde pek değişecek gibi görünmüyor. Yani değişmesi lazım. Siyaset Çaykur'dan elini çekmeyecek. Ya şimdi bu sadece yani. Bu dönemde değil. Bu eskiden beri böyle. Yani eskidenki hükümetlerde de aynıydı. Şu anda aynı. Evet, Çaykur'a bir CEO atanacak. O CEO bağımsız olarak bunu yönetecek, bir yönetim kurulu olacak. Bu şekilde Çaykur yönetilirse Çaykur neden zarar etsin? Çaykur'un zarar etme durumu yok ki. Yani bugün Çaykur üzerinden bir sürü spekülasyon yapılıyor ya. Bunlar yanlış. Çaykur yıpratıyor bunlar. Evet. Ama tabii ki demek istediğimiz şu, o dönemde siyasiler eğer bizi dinleseydiler şu an müstahsil bu durumda olmayacaktı. Özel sektör de para kazanamıyor bu işten. Yani bugün 120'ye yakın özel sektör fabrikası var.
Bu 120 fabrikanın hemen hemen 110'u diyelim, o diğer 10 kişiye çalışıyor. Onlar bu işten para kazanmıyorlar. Yani bugün 17 liraya çay mal ediyorlar, 16 buçuğa satıyorlar, 17 buçuğa satıyorlar peşin para olarak. Yani bu paralara gidiyor bu çay. Ya bu adamlar da bu işten para. Çoğu fabrikanın yaş çay parasını büyük şeyler veriyor, ağababalar. Diyor ki ona al sana şu kadar para, git yaş çayı sen al, yap kuru çay bana ver. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi bunları biz dediğimiz ama kusura bakmasın kimse yani bize bu konuda cephe almaya kalkmasın. Biz doğruları söylüyoruz. Bunlar yanlış. Bugün bazı kişiler diyor ki ya nasıl para kazanamıyorlar? Markette çay 30 lira 35 lira. Bir baksınlar 30 lira 35 lira olan çaya. 4 tane markaya geçemez bu. Ya 5 bir elin parmağı yapamayız bu markaları. Bu markalar diğer bütün çaylar bu markaların içinde satılıyor marketlerde. Yani bir kartelleşme mi var? Yani öyle, öyle, bu öyle. Da. Yani burada hem özel sektörün nasıl diyelim gücü zayıf olanları eziliyor, hem müstahsil eziliyor. Burada parayı kaldıran 4-5 adam. Ya bunun haricinde yok. Bunlar da Rize'de herkes biliyor. Yani bugün Çaykur çok güzide bir kurum. Bugün 20 bine yakın insan çalıştırıyor. Bugün 1 milyon 200 bin ton çayın yarısını bu firma alıyor. Yani biz Çaykur'u zedeliyoruz, Çaykur'u zarar ettiriyoruz, Çaykur'un marka değerini düşürüyoruz. Aynı zamanda bunu özel sektöre de yapıyoruz. Yani çıkıyor bazı kişiler, özel sektör kan emicidir diyor. Çıkıyor bazı kişiler, özel sektör milletin malını düşürüyor, yok cebinden parasını alıyor, şu kadar parasını çaldı diyor. Ya bugün biz şehir dışına gidiyoruz. Geçen de İzmir'de bir tane adam bize şunu diyor ya. Bu Rize'deki çay sanayicileri diyor özel sektör için diyor bunu. Ya bu nasıl bir insanlar ya, biz dinliyoruz milletin hakkını gasp ediyorlar. Yani kendi kendimize Rize özelinde konuşuyorum. Sanayicimizi Türkiye gözünde beş para etmeyecek bir duruma düşürüyoruz. Bunu kendi elimizle yapıyoruz. İşte tabii burada fiyat düşüklüğü başta buna sebep ama oluyor. Fiyat tabii düşüklüğünün nedeni de özel sektör değil. Fiyat düşüklüğünün nedeni şu. Bir, siz bu kişinin tarladan aldığı malı düzelttiniz mi? Bunu siyasete diyorum ben. Hı hı. Düzelttiniz mi? Bununla alakalı bir kanun var mı? Yok. Halk tarladan istediği gibi otu, odunu topluyor, gidiyor fabrikaya satıyor. Bu Çaykur'da da aynı. Bunu düzeltmiyorsunuz. Ekonomik şartlarını düzelttiniz mi? Düzeltmiyorsunuz. Piyasa şartlarını düzelttiniz mi? Düzeltmiyorsunuz. Adam dışarıdan ithal çay getiriyor, 5 para etmeyen çay getiriyor, paketin içine koyuyor, üstüne de yazıyor ki Doğu Karadeniz'in seçkin çaylarından toplanmıştır. Bunun için bir hamle yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. O zaman kimse kusura bakmasın. Gelip de öyle, yani nasıl diyeyim, sen bunu böyle alamazsın, sen bu fiyattan mal alamazsın, özel sektör firmasına dersen, o da seni dinlemez. Kimseyi dinlemez öyle. Niye dinlesin? Adamın zararını karşılıyor musun? Bugün Çaykur'un zararı karşılanıyor devlet tarafından. Özel sektöre para mı veriliyor? O da onun için, özel sektörün de aynı Çaykur gibi zararı devlet tarafından karşılansa, o zaman özel sektör emin olun ki siyasetçilerin dediğini dinler. Onlar ne derse onu yaparlar. Ama sen hem para vermeyeceksin, ekonomik şartlar düzeltmeyeceksin, satış şartlarını düzeltmeyeceksin, piyasa şartları bozuk olacak, bununla ilgili hiçbir hamle yapmayacaksın, ondan sonra da düşük fiyata mal alma diyeceksin. Kimse kusura bakmasın, bunu kimse dinlemez. Şimdi konuk aldığımız siyasetçilerle genelde bu konuları hep konuştuğumuzda mesela özel sektörün tabii maliyetler arttığından dolayı kuru çaya zam beklentisinin yerine getirilmemesi bu fiyat düşüklüklerine sebep oluyor şeklinde biz yönelttiğimizde sorularımızı siyasi parti temsilcileri de şunu söylüyor. Kuru çayın zam yapmalarını bekliyorlarsa kendileri yapsınlar. Ya bu komik bir şey ya gerçekten. Yani kuru çay konusunda Çaykur'la rekabet varken neden o zaman yaş çay alırken rekabet etmiyor? Şimdi geçmiş senelerde evet hemen hemen Çaykur'un üstünde çok yaş çay alan fabrikalar vardı. Genelde fiyat bu kadar düşmüyordu ama bu sene ciddi farklar var, düşüşler var yani. Şimdi o siyasetçilerin yorumuna ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, ben onu hatırlıyorum, biri söylemişti ama kim söyledi şu an unuttum da. Onu birkaç çaycı arkadaşla dinliyorduk. Ya duyunca
emin olun ya kendimizi gülmekten alamadık. Niye? Yani bunu söyleyen kişinin yani çay piyasasından hiç haberi yok. Çay nasıl satılır? Hayatında bir kilo çay satmamış. Gidip de çay nasıl satılıyor? Piyasada nasıldır? Piyasada ana firma kimdir? Kim belirler fiyatları? Bunu bilmiyor. Bir haber konuşuyor. Olaydan bir haber. Tamamen olaya diyorlar ya bu olaya tamamen Fransız bir kişi. Şimdi çay düşünün. Siz İzmirli, Manisalı bir adamsınız. Bugün şunu biliyorsunuz. Çaykur devlet kurumu. Bu bir devlet kurumu. Evet. Güveniniz nasıl olur buna? Sonsuz. Değil mi? Markete gidiyorsunuz. Çaykur'un çayı var. Benim firmamın çayı var. Şimdi alım yapacaksınız. Diyor ya Çaykur'u niye bekliyorlar zam yapsınlar. Ben zam yaptım. 40 lira yaptım çayımı. Siz Manisalı Aydınlı bir adam olarak gidip devletin bir markası olan Çaykur'u mu alırsınız? Yoksa bilmediğiniz özel sektör. Ya zaten özel sektörü kanemici olarak lanse etmişsiniz. Onu mu alırsınız? Bir Manisalı olarak düşünmeye çalışın. Yani Çaykur'dan aşağıda olması lazım özel sektörün. Bunu yukarıya çıkarma lüksü olamaz. Çünkü Çaykur'un bir devlet garantisi var. İnsanlar devlete güvenecekler tabii. Devlet malında hile yapar mı? Yapmaz ama özel sektör yapabilir. Onun için Çaykur'un ya özel sektörle fiyatının aynı olması lazım ki özel sektör fiyat çay satabilsin ya da özel sektör fiyatının Çaykur'dan aşağıda olması lazım. Bu piyasa şartları budur. Türkiye şartları budur. Bunu diyen adam ömründe bir paket çay satmamış bir şey ya çayla alakalı herhalde bir haber bir insan diye düşünüyorum. Çünkü olamaz. İmkansız bir şey. Bu zeytinde de aynıdır. Ya birlik zeytinleri var. Evet. Marmara birliktir o bu falan filan reklam yaptık şimdi ama ya şimdi ben bile zeytin alırken aklımdan şunu geçeyim. Ya bu birlik. Bunlar hile yapmazlar. Bunu alayım diye düşünüyorum. Diğer özel firmayı almıyorsun. Yani Çaykur gibi bir devlet kurumu varken böyle sağlam, garantili adam neden gitsin kendini riske atsın özel firmanın çayını yani bu alsın. Anlamda rekabet etme şansı biraz daha az. Hayır, imkansız. Böyle bir şey olmaz. Yani Çaykur çayına zam yapacak ki özel sektör fiyatını artırsın. Çaykur'un çayı hiçbir zaman özel sektörün altında satılmaz. Bu imkansız bir şey. Olmaz bu yani. Piyasa şartları böyle bir şart yok yani. Evet. Çay konusundan gelelim belediye blokları konusuna. O konuda düşünceleriniz vardı. Bir şimdi Eylül-Ekim gibi belediye bloklarının yıkılacağını bakan tarafından açıklaması yapıldı. Şimdi tabii oradaki esnaf hala net bir şeyleri öğrenmiş değil. Evet. Tam olarak ne zaman yıkılacak, ne şekilde bize yer mi gösterilecek, para mı verilecek falan böyle bir gelişme de henüz bilgi dahilinde değil. Sizin yine bu konuda var mı yeni bilgileriniz? Oradaki esnaflarla son zamanlarda konuştuysanız talepler, beklentiler neler? Önerileriniz neler? Biz bu konuyla alakalı bizim Askon'da aslında şöyle bir şansı var. Bizim Askon'da bugün İnşaat Mühendisleri Odası'yla Şehir Plancıları Odası bizim Askon'un yönetim kurulu üyesi. Onun için onlardan çok faydalanıyoruz bu konuda. Biz bu belediye blokları olayı çıkınca bir taslak oluşturduk. Bunu basınla da paylaştık, gerekli yerlere de ulaştırdık. Şimdi burada tabii ki büyük bir mağduriyet olacak. Mağduriyet olmadan bu iş olmaz. Olmuyor da yani. Ama tabii ki mağduriyetin en aza indirilmesi lazım. Biz şunu söyledik, burada belirli kiracılar var. Bu kiracıların dikkate alınması lazım. Burada bazı kiracılar var, büyük yatırım yapmışlar. Orada marka firmalar var. Düşünün siz bir yeri yıkıyorsunuz. Bu yerde Rize'nin en büyük 3-4 tane restoranı var. En büyük 2 marketi var. 2 tane büyük devlet bankası var. Ve o belediye bloktan üstlerinde bugün işsiz güçsüz gününü boş geçiren insanların takıldığı yerler var. Oradan bir sürü adam mağdur olacak. Evet. Adam sabah geliyor orada akşama kadar oturuyor. Mesela oturup dedikodunun yapıldığı çay ocakları var orada. Evet. Güzel, tatlı dedikodular dönüyor orada. Sohbet kulisler ediyorlar. Yani kulisler oluyor. Siyasi kulislerinin de olduğu yerler var. Şimdi siz buraların hepsini yıkıyorsunuz.
Diyorsunuz ki biz yıkım kararı aldık. Yer gösteriyor musunuz? Yok. Şimdi diyeceksiniz ki buralar sağlam değil, sakat bina. Bunlar bugün sakat olmadı. Bunlar yıllardır sakat bu binalar ve yıllardır bunların yıkılımı konuşuluyor. Evet. İşte burada yapılan yanlış şu. Madem bu binalar yıkılacak, böyle bir düşünceniz var, o zaman bir rezerv alan oluşturacaktınız. Yani yeni bir alan. Ha, diyorlar ki nereye olabilirdi? Mesela biz bu yeni eski emniyetin yeri, Tevfik İleri Lisesi, o bölge kamulaştırılma şeyi zaten yok. Devletin yerleri buralar. Buralar alınıp kütüphaneyle beraber onlar başka bir yere taşınıp orada güzel bir pasaj ve iş merkezleri yapılabilirdi. Yani bu süreç içerisinde. Hiç değilse oranın bir bölümü oraya kayabilirdi. Ama bugün o insanlara gidin sahilde size prefabrik yer yapacağız. Bugün Allah aşkına oradaki o çok iş yapan restoranların hangisi sahile gidip bir barakada yemek yaparsa kim gider orada yemek yer? Ben yemem. Hele de bu Covid döneminde hiç kimse gitmez. Şimdi bu insanlara böyle sıtmayı, şey, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek olmaz. Bu yanlış. Oradaki bazı kişiler 10 yıllık kirasını ödemiş, 5 yıllık kirasını ödemiş. Bunlar oraya girerken hava parası denen bir para var. Yani bu bir bedel, değer. Evet. Yüksek oluyor. Yüksek paralar ödemişler. Bunlar ne olacak? Şimdi biz en son yetkililerle görüştüğümüzde 9. ayda burada yıkımın başlanacağı söyleniyordu. 9. aya 2 ay kaldı. Normalde resmi olarak öyle bir yıkım başlayamaz yani. Yani bunun çünkü bir resmi süreci var. Onlara tebligat gönderecekler, çıkacaklar, askısı var, itirazı var, o su var, bu su var. Bu süreçlerin, gerçi yıkımlar da öyle olmuyor Türkiye'de. Pat diye yıkıyorlar, mahkeme kendi kendine devam ediyor. Evet. İşte yani yıktıktan sonra sen mahkemeni git aç. Kazanırsan ne yapacaksın onu bilmiyoruz da. Bu süreç öyle devam ediyor ama orada tabii ki bir sıkıntı var. O sıkıntının düzelmesi lazım. Öyle biz yıkacağız, yıktık, gittik. O demekle olmaz. Yanlış bir şey olur o yani. Evet. Evet, herkes merakla bekliyor zaten ama dediğimiz gibi biz de zaman zaman fikir yürütebilecek, konuyla ilgili bilgi sahibi olabilecek insanlara da sürekli programlarımızda soruyoruz. Yani çünkü orada hala net bir gerçeklik yok ama evet, dediğiniz gibi 9. ayda yıkılacak ama işte nasıl yıkılacak, nasıl olacak, merakla bekliyoruz gelişmeleri. Sorular da geliyor. Programın son bölümünde sorulardan yöneltip size kısa kısa cevaplar vermenizi rica edeceğim. Rize Ticaret ve Sanayi Odası'na değinmek istiyorum. Şimdi bu süreçte mutlaka bir çalışmalar yapmıştır ama kamuoyuna çok yansıyan bir çalışmalarından haberdar değiliz, açık söyleyeyim. Yani sonuçta Rize'nin ticaretinin ve işte esnafının, sanayicisinin bağlı olduğu bir kuruluş orası. Pandemi süreci yaşandı, vatandaşların mağdur olduğu kadar siz de demin bahsettiniz, yani üyelerinizden de sıkıntı çekenler var ki Rize genelinde de özellikle esnaf anlamında, işte iş yerleri anlamında ciddi sıkıntılar yaşayan firmalar da mutlaka olmuştur. İşte Rize Ticaret ve Sanayi Odası ne yapmıştır bu süreçte? Siz mesela 50 tane üyemiz var dediniz, hepsine kredi için uğraştık ettik. Rize Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için ne gibi çalışmalar yaptı? Ben bir şey bilmiyorum, o yüzden hazır buradasınız, sizden öğrenin. Ya şimdi tabii ki bizim Rize Ticaret Sanayi Odası'nda bir yetkimiz yok, yok açıkçası. Biz Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nda tüccarın oyuyla seçilmiş bir meclis üyesiyiz. Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nı yöneten kurum yönetim kurulu. Yani bugün Şaban... Meclisin yönetime bir yaptırımı gibi bir şey oluyor mu? Yok. Yani ne iş yapıyor meclis? Orada da o yok. Nasıl? Şimdi biliyorsunuz orada başkan Şaban Aziz Karamehmetoğlu. Evet. Ve onun bir yönetimi var. O yönetim Rize Ticaret ve Sanayi Odası yönetiyor. Bizim meclisin tabii ki yaptırımı var ama bizim, yani benim tarafımdan oraya giren, yani biliyorsunuz bir seçim yaşandı. Bir tarafta bir başkan adayı vardı, bir tarafta bir başkan adayı vardı. Şimdi orada bizim tarafımızdan içeri giren meclis üyelerinin bir oy çoğunluğu yok. Biz orada 17 kişiyiz. Toplamda 46 kişi var. 2 kişi bağımsız. Yani bir şey dediğimizde, oy kullandığımızda zaten kabul edilmiyor.
bir şey söylediğimizde yani toplamda 19 oluyoruz yani bağımsız halde size katılmışsa. Kabul edilmiyor. Onun için meclisin yönetim kuruluna bir yaptırımı yok. Yönetim kurulu istediği gibi her şeyi geçiriyor. Şimdi tabii ki Rize Ticaret ve Sanayi top olarak iyi çalışmalar oldu yani Türkiye evet. Odalar ve Borsalar Birliği'nin Rıfat Bey'in güzel çalışmaları oldu. Nefes kredisi falan bunlar TOB'un projeleri. Ama Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri için bir hizmeti oldu mu ben de bilmiyorum. Yok yani. Biz meclis toplantılarında zaten bugün de bir toplantı vardı. Ben katılmadım işlerimden dolayı. Zoom üzerinden yani şeydi reklam yapmayalım da telekonferans üzerinden yapılıyor o da. O Mart'tan beri öyle. Yani meclis üyeleri sokakta her gün birbirleriyle oturan meclis üyeleri şeyde mecliste toplantı yapamıyoruz. Olmuyor. Onu telekonferans üzerinden yapıyorlar. Yani zaten pek de bir şey olmuyor. Bütçe görüşülüyor. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Biz red veriyoruz zaten. Red verme nedenimiz ne? Çünkü bize açıklanmıyor neyin ne olduğu. Biz de yani madem siz istediğiniz gibi takılıyorsunuz biz de red verelim. Hiç değilse oy birliğiyle değil de oy çokluğuyla kabul edilsin yapıldığınız. Biz orada bir yapabildiğimiz o açıkçası. Evet. Onun haricinde bir şey yapma şansımız yok. Covid döneminde benim mesela sosyal medyamdan da paylaştığım ticaret odasına karşı bir söylemim var şuydu. Bugün düşünün biz kredi alırken eskiden KGF biliyorsunuz kredi garanti fonu kredileri alırken SGK ve maliye borcu yoktur kağıtları devlet bizden alıyordu. Bu süreçte bunu bizden almadı. Ama ben bir meclis üyesi olarak gittim oda kayıt belgesi almaya. Benim şirketimin borcu varmış. Aidat borcu. Aidat borcumu yatırmadan bana oda kayıt belgesi vermediler. Ben bunu sosyal medyadan yazdım. Dedim ayıptır. Bunu devlet yapmazken yani bunu bir odanın, meslek örgütünün sen aidatını öde paranı bunu bana bir hafta önce bir üyem yani benim meclis üyesi olduğum gruptaki bir üyem telefon açıp dedi ki abi ben dedi oda kayıt belgesi alacağım. 1000 küsür lira borcum var, paramı ödeyemiyorum, oda kayıt belgesi alamıyorum. Ya tüm üyeler için mi bu şart getirildi? Herkes için. Ha. Bu şart zaten var, eskiden ha. beri var. Ama şu süreçte bu oluyor. Süreçte olmamalıydı. Ben bana benim yani gruptaki bir üyem böyle dedi, abi dedi ben alamıyorum dedi, kredi alacağım, nefes kredisine başvuracak, oda kayıt belgesi alacak, adama diyorlar borcunu kapat. Devlet demiyor bunu. Şimdi ben bu nefesini tıkamış oldu. Ha, ben sosyal medyadan bunu yazdım. Dedim ya yapmayın ama tabii orada bir şey olmadı. Yani Rize'de ciddi bir STK sorunu var. Bu sadece Rize Ticaret Sanayi Odası olarak değil. Bu esnaf odalarında da var. Her yeri sirayet etmiş. Ziraat odalarında var. Hepsinde bu ağır aksaklık, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği bu metal yorgunluğu hepsini kapsamış. Yani metal yorgunluğu biliyorsunuz gemilerde kullanılıyor. Metal yorgunu gemileri ne yapıyorlar? İzmir Alaa'ya çekiyorlar. Orada parçalıyorlar, demir yapıyorlar. Yani bu STK'ların da artık bu metal yorgunluğu olan kişilerin bir an önce bir limana girmesi lazım. Oturup biraz daha genç beyinle yani, genç fikirlerin orada. Ya genç illa genç olmasına gerek yok. Ne genç yaşlılar var. Pire gibi adamlar ne işler yapıyorlar. Bugün düşünün Rıfat Bey evet. TOB'un başkanı. Biz birkaç toplantıya gittik orada görüştük. Adamda müthiş bir enerji var. Gerçekten müthiş bir enerji var. Koşturuyor, çabalıyor. Keşke bizim ticaret odası başkanları örnek alsaları da aynı o şekilde koştursalar. Tabii, yani. Bu söylemlerden bakınca tabii mevcut yönetimi çok başarılı bulmadığını. Başarılı bulmam gerektiren bir şey yok. Ben yani varsa bana deyin. Diyeyim ki ya şunu yaptılar. Bunu ben mesela 2,5 yıldır meclis üyesiyim. Size bir şey diyemem yani şunu yaptık diye. Evet. Yani yok. Sorulara geçelim. Az bir zamanımız kaldı. Bu arada Vahap Avcı Rize Ticaret Borsası'nın üyelerine attığı mesajı Asım Çillioğlu sert bir dille eleştirmişti. O ticaret sanayi odası. Borsa değil o.
Yanlış yazmış. Evet, yanlış yazmış arkadaş. Girişi yanlış yazmış. Asım Bey de Rize Ticaret Sanayi Odası'nın meclis üyesi. Meclis üyesi ama zaten Şaban Bey de rakibiydi. Evet, başkan adayıydı. Başkan adayıydı. Atılan mesaj Temmuz ayı 28 meclis toplantısı 28 Temmuz 2020 saat 17'de elektronik ortamda yapılacaktır mesajıydı. Asım Bey artık yeter. Canından korkanlar, tedbir alıp çalışamayanlar STK yönetim ve meclislerinde görev almasın diye bir tepkide bulundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte az önce söylediklerim. Yani şeyden cevabını cevabını vermişiz. Doğru diyor. Asım Bey de o konuda doğru söyledi zaten. Yani biz az önce size program başlarken şunu söyledim. Bugün Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıp şunu söyledi. Bir Covid-19 süreci var. Evinizde kalın. Ama Cumhurbaşkanı da çalıştı, o da uğraştı. Yani yaş olarak da yüksek ama çalıştı, uğraştı, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı 65 yaşın üzerinde bir kişi hayatını tehlikeye atıyor. Toplantılar yapıyor, kabineyi topluyor, beraber telekonferans üzerine yapmıyor bu toplantıları. Evet. Yüz yüze, birebir bu toplantıları Cumhurbaşkanımız yapıyorsa, Cumhurbaşkanının canı çok mu kıymetsiz? Bizimki daha mı kıymetli? Ya da başka bir insanınki daha mı kıymetsiz? Yani bizim bunu artık şöyle yapmamız lazım. Biz, kimse kusura bakmasın, öyle telekonferans üzerinden oturup meşhur Arif'in kahvesindeki bir lak lak yapıp da oturalım bu da bitsin demekle bu işler olmaz. Yani Cumhurbaşkanını örnek alalım. Bizi dışarı çıkmayın o dedi ama dışarı çıkmayın dediği kişiler biz değiliz. Yani işi olmayan, işi gücü olmayan, dışarı çıkması gerektirmeyen insanlar. Bizim STK başkanlarının sokakta olması lazım. Yoksa bu süreç bittiğinde STK başkanlarının üye bulamazlar yani. Üyelerin tek tek hepsi bırakır gider. Çünkü iflas eden adam ne yapacak? Rize Ticaret Sanayi Odası'na ya da esnaf odasında hala üyeliğini mi devam ettirecek? Evet. Tabii bu süreçte eğer o koltuklardaysanız hepiniz için geçerli. Evet, tabii ki. Tabii bir sorumluluk taşıyorsanız en azından üyeleriniz için o sorumluluğu yerine getirmelisiniz. Aynen. Bu süreçte nasıl devlet vatandaşına işte iş yeri sahiplerine destek olmaya, katkı sağlamaya çalışıyorsa yerelde de sizler kendi üyeleriniz için bu imkanları seferber ettiniz, koşturmanız gerekiyor. Ya da şöyle bir şey diyeceğiz. Ya ben canımı korkuyorum, ben Covid'de yakalanırım. Allah göstermesin maazallah. Çok sıkıntı yaşarım. Korkuyorum, beni istifa ediyorum. Başka biri girsin, korkmayan biri alsın, devam etsin. Bu arada bugün Rize İl Genel Meclisi Başkanımız İlker Türüt'ün de Covid-19 ben de aradım. Pozitif çıktığını öğrendik. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Hani bu sözlerin üzerine şunu demek lazım. İbrahim Bey de evinde oturabilirdi. Niye gezdi? Şimdi, dağ bayır gezdi. Şimdi İbrahim Bey'i ben devamlı görüyordum. Sürekli köy köy geziyor. Sosyal medyasında fotoğraflar atıyor. Şu köydeyim, bu köydeyim. Ve sonunda Covid'e yakalandı. Maalesef. Bugün ben de aradım kendisini. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Durumu da iyiymiş. Hı hı. O kadar kötü bir durumu yok. Allah'a şükür olsun. Ama mesela İbrahim Bey'i örnek alabilirler. Evet. Yani çünkü gerçekten bu süreçte ben takip ettim. Çünkü sosyal medyayı ben iyi takip ediyorum. Bakıyorum, okuyorum. Kim ne yazıyor, kim ne diyor. Yani her gün bir köydeydi. Covid'e yakalanması da herhalde ansızın yani oldu. Maalesef yani kaçınılmaz bir durum ama dediğiniz gibi sürekli sahada olup bir sürü insanla bir arada iletişim halindeyken bu salgına yakalanmaması zaten imkansız gibi bir şeydi ve maalesef oldu. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun. Bana arkadaşlar ASKON'da yönetimdeki arkadaşlar diyordu ki ya başkan yani sen nasıl bu koronaya yakalanmadın? Çünkü biz gerçekten ilk günden beri sokağa çıkma yasağı olduğunda bile izin aldık. Yine gittik, dolaştık, baktık ne oluyor, ne bitiyor, durum nedir? Yani işyerlerimizi takip ettik. Yani uğraştık, çabaladık. Allah yani yardımcımız oldu. Bir şekilde yakalanmadık biz ama. İnşallah da bizden uzak dursun. İnşallah. Yani komple hepimizden uzak olsun. Bu sıkıntıları geride bırakırız diyelim.
Hızlı hızlı sorularla devam edelim. Rize'nin sorunları için STK'lar ve siyasilerin bir araya gelip tartışmaları konusunda ASKON olarak bir çalışma başlatabilir misiniz diye sordu Kadem Ayhan. Yani şöyle, biz bu konuda aslında çağrıda bulunduk. Yani şöyle, biliyorsunuz Rize'de projeler yapılıyor. Bu projeleri hep beraber oturup değerlendirelim dedik, konuşalım dedik. Hatta bizim şöyle bir planımız var. Bunu normalde Covid'den önce planlamıştık. Rize'deki bütün STK'ları bir yerde ASKON olarak ev sahipliğinde toplayıp bazı konu başlıkları koyup bu konu başlıklarıyla alakalı konuşup bir beyin fırtınası yapıp ortaya bir rapor çıkarıp bunu hükümet yetkililerine vermek ve Rize'deki STK'ların düşünceleri bunlardır diyebilmek için aslında bir öyle bir düşüncemiz vardı. Fakat Covid süreci işin içine girince bunu askıya almak zorunda kaldık. Ama aklımızda var. Öyle bir şey yapacağız. Çünkü Rize'de devam eden ve olması gereken projeler var. Bu konular hakkında biz böyle bir şey başlatmayı düşünüyoruz. İnşallah. Güzel olur. ASKON güzel bir kurum. Kırıkkale'den takipteyiz demiş Ufuk Geçer. Temelli dilek olarak alalım. Yasemin Özçelik, pandemi sürecinde maalesef ki Rize'miz sınıfta kaldı. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen halkımız normalleşmeyi anormalleştirdi. Durum böyle olunca da bir hafta içerisinde vaka sayımız malum çok arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu süreçte okulların açılması söz konusu. Çocuklar okulu özledi ama korkuyor, gitmek istemiyor. Şehrimizdeki okulların fiziki yapısı iyileştirmeye çalışılsa da bunun bir de ulaşım sorunu var. Her çocuk servisle gitmiyor maalesef. Şehir içi minibüs ve sabah saatlerindeki o yoğunluk nasıl çözülecek? Milli eğitiminden tüm öğrenciler için ücretsiz servis uygulamasını isteyebilir misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi de aktarırsanız sevinirim. Yani eğitim çok önemli. Çünkü yani eğitim askıya alınabilecek bir yapı değil. Çünkü yani çocukların bu konuyu boş geçmeleri, bir yıllarının heba olmaları çok zor bir durum. Ama ben Milli Eğitim Bakanı'na bu konuda güveniyorum. Yani bu konuda iyi çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Var da yani bu konuda epey çalışmalar. Yani sabah öğlenci şeklinde ayırıp nüfusları, bazı dersleri evden internet yoluyla verme gibi düşünceleri var. Bunları duyuyoruz. Ama tabii ki az önce dediğimiz gibi bu konuda da yine Rize'deki siyasi iktidarın STK'ları toplayıp bir beyin fırtınası yapıp Rize'de ne yapabiliriz? Az önce hanımefendinin söylediği ücretsiz şeyler. Bunlar STK'lar tarafından da yapılabilir. Belirli bir bütçede toplanabilir. Bunda da yardımcı olunabilir. Yani her şeyi devletten de beklememek lazım. Yani bu konuda aslında bir çalışma yapılması gerekiyor. Ama buna tabii ki önce olacak kurum siyasi iktidardır yani. Evet. Yani bu soru da biraz uzun. Sevgili Doğancan, yani şey yapıyorsun, her soruyu soralım ama yani konuyla alakalıdır umarım. Hasan Turan, bir inşaat kararı alındığında temel atıp inşaat başlıyor ya, yapılan sadece zemin kontrolü oluyor maalesef, değil mi? Oysa yapılması gereken önce altyapı sonra ulaşım olması gerekmiyor mu? Bugün Rize'de yapılan birçok inşaatın altyapısı, ulaşımı ve otopark sorunu çözülmeden sadece zemin kontrolüyle gereken izinler alınıyor. Güzelim Rize'mize hiç yakışmayan betonlar inşa ediliyor. Bu konudaki fikir ve önerilerini, yapılması gerekenler nedir? Hem kurumsal hem de vatandaş olarak böyle bir inşaat gördüğümüzde yapmamız gereken nedir veya yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu soruyu kendisine, benim adıma yöneltirseniz seviniriz. Şimdi Hasan Turan'ın sorusuydu. Teşekkür ederim. Ben de şimdi bir mühendis olarak bu konu aslında... Belki o yüzden sormuş çünkü bu inşaat konu, falan... Aynen, bu konu aslında çok önemli bir konu. Şimdi normalde bugün Avrupa'da, Amerika'da bir alan yerleşime açılacaksa ilk önce o bölgenin altyapısı tamamlanır. Evet. Sonra yolları tamamlanır. Çünkü burada bir yerleşim alanı oluşacak. Nüfus tayin edilir. Şu kadar bir nüfus yaşayacak burada. Ona göre yollar planlanır. Sonra imar planı yapılır. Ama Türkiye'de bu tam tersi oluyor. İlk önce yerleşim yapılıyor. İmar planı yapılıyor. Ondan sonra altyapı yapılıyor. Ondan sonra ulaşım yapılıyor. Mesela bunun en iyi örneklerinden biri bölgemizde Trabzon'da Boztepe, yani Çukurçayır Mahallesi diye bir mahalle var.
Ben orada gidip orayı da inceledim. Şimdi orada 60 bin nüfus var. Boztepe'nin hemen arkasında, Çukurçay Mahallesi'nde. Yani orada imar planı yapıldı ama o 60 bin nüfusun denize, yani Trabzon merkeze inişi yok. Şimdi aynısı bizim şeyde yapılıyor. Tokilerin oluşacağı at meydanı ve o civarda. Orada delikli taş mevkii. Orada tokiler yapılıyor. Evler yapılacak ve onlarla takiben yeni yeni yerleşim yerleri açılacak ama yol yok. Yani düşünün, orada bir 10 bin nüfusun, 5 bin nüfusun olduğunu Rize'yi nasıl inecekler? Öyle bir yol yok. Yani hemen hala üst yapıyor. Hala aynı şeyi aynen sürdürüyoruz. Şimdi yani hemen üst yapıya başlıyoruz ama otoparktır. Oradaki nüfusun şehire inişi nasıl olacak? Bununla alakalı bir planlama yok. Bunun nasıl düzelir? Yani bunun düzelmesi için tabii ki liyakat ve ehliyet sahibi kişilerin belediyelere, bu kurumlara olması lazım. Olduğu zaman mutlaka düzelir. Onun için oy verirken dikkatli olmak lazım. Yani hepimiz oyu kime veriyoruz? Bu liyakatlı mıdır? O şekilde vermemiz lazım. Yoksa partizanlıkla sonunda böyle oluyor. Sıkıntı evet, orada. Maalesef. Berat Tornacı, pandemi süreci ekonomiyi nasıl etkiledi? Şu an Rize esnafının ekonomisi ne durumda diye sordu. Az ya, çok değindik ama az çok değindik. Anlamda... Yani pandemi süreci tabii ki ekonomiyi bazı kişilerin dediği gibi bir tabir kullanıp yerle bir etti diyemeyiz. Ama büyük sarsıntı var. Bunun tabii kışın daha çok göreceğiz. Çünkü verilen bu can suyu kredileri, ödemeleri kışın başlıyor. SGK'lar ertelendi. Bunlar 10-11-12. Ayda ödenecek ve o aylarda bizim zaten SGK ödemelerimiz var. Onların üzerine ikinci bir ödeme yapacağız. Yani ekonomi tabii ki zor durumda ama bu tabii aslında şey değil, sadece Türkiye'ye has bir olay değil. Dünya çapında bir kriz var ama dünya bizi ilgilendirmemeli. Bizi Türkiye ilgilendiriyor. Türkiye'de bu olayı nasıl çözeceğiz? Üreteceğiz, çalışacağız, evde oturmayacağız. Üretecek, çalışacak insanlar evde oturmayacak. Evde çocuklarımız oturacak, çalışmayan eşlerimiz oturacak, yaşlı amcalarımız, babalarımız, canı çok kıymetli olan kişiler. Yani elinde bir dernek olup bir şeyler yapabilip de yapmayıp da canı kıymetli olduğu için telekonferansla toplantı yapan kişiler, evde oturacak o adamlar. Biz çıkacağız, çalışacağız, üreteceğiz. Ancak öyle bu krizden çıkabiliriz. Üretmeden, çalışmadan krizden çıkmayı kimse düşünmez. Evet. Hava Tel Atar Meclis Başkanlığı'nı Şaban Bey ve ekibi aidatlarını ödemeyen üyelerin aidatlarını ödeyerek aldı. Sayın Başkan, bunu herkes biliyor. Siz de bu durum böyle olmadı. Evet, ama çalışmamaları gayet normal diye bir yorumda bulunmuş. Yani o konu hakkında bir bilgim yok yani. Bilgim ya, olmadığı için. İddia var. Yani iddia olabilir. Mesaj attı. Yani bilgim yok olarak. O konu. Harun Çınar, Mardin Kızıltepe, Çaykur Rizespor Taraftar Derneği ailesi olarak bütün gönül dostlarına ve Sayın Başkan Recep Bey'e selam olsun. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisini Mardin'e davet ediyoruz. İnşallah. O tarafa gidiyoruz. Bir Diyarbakır'a gideceğiz inşallah. Oraya da. O dernekten de haberim var. Görüyorum. Tabii Rizespor'umuzun Mardin'de bir derneği var. Tek derneği. Yani inşallah yolumuz düşerse mutlaka uğrayacağız oraya. Sayın Başkan, sonuna geldik. Evet. O yüzden bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin de mutlaka değinelim dediğiniz kısımlar varsa son bölümde onları alayım. Yok, benim başka yani söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. İnşallah hepimiz için hayırlı günler olur. Bayramını da herkesin kutluyorum. Evet. Yani dikkat edelim, bayramda fazla temas sağlamayalım. Büyüklerimizi telefonla arayalım. Öyle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili izleyenler, FİVİ53'te bir başka konunun sonuna geldik. Sayın Recep Ali Karakoy'una bir kez daha teşekkür ediyoruz. Askon Rize İl Başkanı ve aynı zamanda Rize Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi kendileri.
Bir sonraki programımız yarın akşam tabii. Saatler 20'yi gösterdiğinde tekrar burada olacağız ve Çaykur Eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nu konuk edeceğiz. Stüdyomuzda değil, sanırım görüntülü bir sohbet gerçekleştireceğiz ama son günlerin önemli konularını İmdat Bey'e sorarak cevaplar alacağız. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Facebook, Twitter, Instagram ve ne kaldı? YouTube. TV53.net yazarak takip etmeyi ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bol bol söyle. Kaptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene.